Za uwe fluik ni maya nifta van ting ni kun ting nari tompaya katos ke akatos e kontalana weruta si za uwe fluik ni maya nifta van ting ni kun ting nari tompaya katos ke akatos e kontalana weruta si za uwe fluik ni maya nifta van ting ni kun ting nari tompaya katos ke akatos e kontalana Evet sevgili dostlar, Adrasan'dan çıktık, Alanya turnuvasına gidiyoruz. Acıktık tabii yolda. RTC Net Lokantası diye bir yer tavsiye etti Serhat'ın bir arkadaşı. Oturduk şimdi, güzel yemeğimizi yiyeceğiz. Akşam alanda olacağız. Alanda herhalde bir etkinlik, bir eğlence var. Turnuva başlıyor 2 gün. Ama turnuva bahanesi. Amaç sosyalleşmek, balıkta olmak, denizde olmak. Sevdiğimiz insanlarla bir arada olmak. Şimdi gidip zaten hepsiyle kavuşacağız. Bence güzel bir 2 gün geçecek. Evet, Antalya bölgesinde tahinli piyazı meşhurdur arkadaşlar. Yani bu bölgeye, Antalya'ya gelirseniz muhakkak piyaz isteyin, tahinli piyazı. Gerçekten ötesiz. Bize tavsiye ettiler, biz de size tavsiye ediyoruz. RTC'nin kanalımızda gayet lezzetli etkilerimiz. Etin kendisi lezzetli. İyi de pişirmişler. Tavsiye ediyoruz. Hepsini çekiyorum. Hepsini. Deliller burada. Para vermiyorsun. Seni. Çek. Neyse boş ver. Kaydalım. Yazık ki dedi. Bak sponsorum hakkında bir şey mi söyleyecek yoksa? Konuş. Devam et Mesut. Susma. Yok. Evet Mesut abi. Mesut Bey. Seni çekmeye geldim. Hoş geldin. Geçen yine... sene hatırlıyorsun değil mi? Evet. Şurada evet, girişte aynen. Bir video çekmiştim. Bekir abi falan vardı. Evet evet. Değil Bekir mi? Abi gelemiyormuş bu sefer. Ya, hadi maalesef. Ya. Evet. Evet. Bekir abi aradı beni. Sevgili dedi ki Mesut'cum dedi. Mesut'u tanıyın zaten tanıyorsun. Evvelsi gün akşam, o aynı gün yarışma akşamı dedi. Uçuşum evet. Var bitiyor dedi ama gelemem dedi. Ersan abi de gelemiyor. Çok acil bir iş çıktı. O da Avrupa'ya gitti. Ha. Abi seneye inşallah burada toparlı. Her şey dahil bir yarışma yapacağız. Yani bir hafta hem şu tatil yaptıracağız. Ya. Tabii şu anda da her sen zaman. Sen şu an anlatsana bize yarışmayı. Neler veriyoruz, ne yapıyoruz? Abi 400 bin TL ödül veriyoruz toplamda. Yeme, konaklamayı içme. Konaklamayı veriyor. Her şey dahil. Tamam. Akşam yemeği yiyeceğiz burada. Çok güzel bir organizasyon. Canlı müziğimiz olacak. Çok güzel balıklar tutacağız. Deniz bu sene kaç harika. Sene? 130 dostumuz geldi. Yani, sağ olsunlar bizi yalnız bırakmadılar. Vallahi senin ben de gibi. Mesut'u sevdiğim için geldim. Ne yalan söyleyeyim. Mesut'cum senin için geldim. Eyvallah abi. Çok teşekkür dedik, ederim. Böyle bir yani, organizasyon yapıyorsun. Güzel. Yalnız biz bırakmayalım. Biz de sizi işte memnun sanıyorum etmek için. Sanıyorum herkes seni sevdiği için geliyor. Abi ben de herkesi seviyorum ya. Yalan yok yani vallahi öyle. Sevgiler karşılıklı. Aynen. Gördüğünüz gibi. Tamam çekin bunu. Evet. Bir dakika güzel. Abi. Ne? Evet buranın yeriydi bu. Evet. Mesut koptu. Evet arkadaşlar Mesut'u salacağız şimdi yoğun. 130 yarışmacı idare edecek. Keyifli vakit olacak 2 gün bence. Yarın vallahi. Kaçta çıkıyoruz? Yarın sabah 11'de bir briefingimiz var. Tamam 11'de saat buradayız. Saat 1 gibi start hattındayız. Bitiş yaklaşık 5.30'da ama pazar? Denizin durumuna göre pazar sabahı çıkış serbest. Sıkıntı yok. Kim ne zaman çıkacak? Yavaş yavaş herkes çıkabilir çünkü ha. Erken çıkmak isteyen olacak. Tamam. Yem tutmak isteyen ama puanlama saati belli. O saatten sonra balık haberleri alabiliriz. Kayıtlara geçebiliriz. 1.30 gibi geri dönüyoruz. Ondan sonra ödül törenimiz var. He, aslında 2 yarım gün gibi. Bir sabah suyu, bir akşam suyu. Anladım. Güzel. Öyle işte. Çok yorulmayacağız demek ki. Aynen. Ama önümüzdeki sene 3 gece 4 gün veya 4 gece 5 gün yapacağız. Tatil modunda. Cumartesi, pazar full gün avlanacağız. Dansız her şey olacak. Bizden. Abi olacak. Söz. Sen bak o, yazıyorum ay. Buraya. O konsepti yap, dansözü ben getireceğim sözümüz. Tamam okey. Dansözü yazdık kayıtlara bakın geçsin. Arkadaşlar. Kayıtlara dansözün geçsin. Dansözün sponsoru benim. Yani. Kim istiyorsan getireceğim sana. Sen yap tamam, o, okay. O yarışmayı. Tamam nerede söz. Nerede olacak o? Antalya'da. Burada. Burada. Burada mı yine? Burada. Antalya'da da yapacağız inşallah. Planlarımız var. Tamam Mesut'cum. Güveniyoruz sana. Tamam. Güzel eyvallah. Bir yarışma olur inşallah. İnşallah. Başarılar. Başarılar. Görüşmek üzere. Aa bu Çağdaş değil mi? Abi bir resim çekiyor. İnşallah siz ikinci olursunuz abi. İnşallah. Yarımız. İyi hadi bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz kardeşim. Hoş geldin. Eyvallah.
Şampiyonlar Ligi burada. Şimdi soyunuyoruz. Kilo aldık abi, olmaz. Hadi madenlik 5 milyon nasıl izletiriz? Ne yapmamız lazım? İşte yarışmaların arkadaşlar böyle şeyleri var, avantajları var. Dostlarımızla beraber böyle buluşabiliyoruz yani. Biri Antalya'da, biri Adrasan'da, ben İzmir'deyim. Ama bak bir yere geldik böyle. Adrasan çok yeni bu hafta ya. Ya gördüm fotoğrafı. Her yer kalamar. Yani koya yanaşıyorsun. Lokayla atacak kalamar her yer. Her yer. Limarı doldurdun. İndiriyorsun. Gavuz. İndiriyorsun kuzu. Yani kalamar da yiyor hayvan. He. Canlı kalamar taktım. Ama çok güzel şu an. Her yer kalamar. O zaman Adrasan'a gideceğiz bir dakika sefere. Serhat'cığım ayarla sen drone'ları da. Bir kalamarı evet. Vuruş anını sen drone'la kalamarı yukarı kaldırın. Bu arada dün drone'u indirdik. He. 3 tane hake geldi drone diye. Hiç hake yakalamadığımız bir yer. Geldi kafa atıyor hake. Yapma ya. Hemen çıktık. Balonumuz vardı. İndirdik. Drone'la yakaladığımız şeyi çektik. Hake'yi yakaladık. Aldınız abi. Nefis bir video. Aldınız yani. Aldık. Oo, helal Serhat abi ya. Serhat numara diyorum ya. Şimdi Serhat'ın planı robot kola bir tane palamut takıp ağzına vermek var. Öyle mi? İyi bahsettim. Tek edebilmiş. Ben kontrol ettim abi. Tak dedi gözlüğü. Dedim gayet iyiymiş. Tabii ki bir akya yanıma. Ulan dedim akya. Akyaları kovalamaya başladım. Akya döndü kafa attı bana geri. Allah Allah. Bizi gene kaçmış içerisinde ya. Sonra hemen palamutu bağladık. Biz yukarıdayız ya abi. Bir indirdik, zoom kaptı. Çok güzel olmuş, görüntü çok güzel olmuş. Videoyu bekliyorsanız bakalım gençler. Yarın. Sen de geldin. Yarın mı? Ya, yayınlanmış olacak yani. Abi hemen geliyorum. Şu an bölmeyeyim videoyu. Ha, video ben. Değil şu anda. Pardon. Ben her zaman... Pardon. Üçü bir arada olmuyor bu. Üçü bir arada kahve gibi şu an. O zaman İzmir'de su altı çekimlerini biliyorsunuz. Daha önce çektik bayağı güzel ilgi gördü ya. Köpek balığı falan gördük. Bu çığlık attı falan. Köpek balığı gördü suyun altında. İstanbul'da bir çekti levrekler. Yapma ya. Kocaeli'nde Körfez'e gitmiş kırlangıçlar. Yani aslında suyun altı drone'la indiğin zaman hani belki oltayla her zaman yakalayamıyorsun ama mesela biz dün 60 metreye gittik. 60 metre değil Akya. 60 metre indi mi drone? Yani çok yemyeşil zümrüt gibi taşlar oldu. Allah Allah. 60 metrede. 60 metrede dün kazmışlar bir yeri. Bir şey çıkarmışlar orada. Taşlar gördük yeşil yeşil. Zümrüt mü? Şu bir çeşit şey yemyeşil taşlar böyle. Oğlum göstermesin 6. sıra gidecek oraya vallahi. Yani kalacak oraya. Vallahi göstermeyin mahvederler. Yayınlayacağız. Vallahi. Yayınlayacağız mı? Yarın 11'de. Vay be. Yarın 11'de YouTube'da görüşürüz arkadaşlar. Farklı bir yerden bahsedin. Konya burası falan. Konya belli. Konya denizinde. Ankara'da izleyelim. Ankara'da taş bulduk falan. Aynen. Uygun. Gel hadi yarışıyor. Hedefler gene büyük. Yarışma bahane ya. Bak sen sonra Ankara'da. Sonuçta gene güzel rakip olur yani siz. Ama şey, balık zayıfmış ya. Troll girmiş 2 hafta önce. Kaza çıkmış. Öyle öyle. Üç pek biz. Yani ne akça var diyorlar, ne? Palaz bulduk biz valla. 1-200-1-300 bizim Mehmet aldı işte. 3 tane arka arkaya. Bir baktık bir çıkmayacağız gene var palaza başka. Aynen ne var? Yer belli ya. Bakacağım ya. 38 tane var 3 tane sıralı. 20 tane olsaydı toplarsınız. Kaç kilo geldi? Şu an var ama ya. Açık dakikalarda taş bulduk. He. Açılır suyu. Uzağa gidiyoruz. Kayını yok, kayını yok. Kayını yok. Hakkıyı bitirmişler, şeyi Orkios'u bitirmişler. Biz burada geçen geldiğimizde bir önce, her döndüğümüzde bir alıyorduk bir yazılı Orkios. Bir yok. Akşam da gezdik, bir tane aldık abi. Yani troller bitirmiş herhalde. Adrasan'da koyun içinde var be. 500 atıyorsun geçiyor. O dumanın etrafında falan bir şey var mı abi? Yani orada her zaman şikle işte palaz yakalıyorlar. Ben yani. Aldın mı? Şiddetle karşı olduğum evet. Bir konu benim. Evet. Yıllardır. Yakalıyorum bırak. Şu kadarlar geçiyor. Hatırlıyorum daha geçen. Bak siz yapan var. Ona turu yapan var mı siz Antalya'da ya? Var. Var. Hem kadar turu yapıyorlar genel adam. Ama işte o tarafta bir bölge var. Her gittiğinde Orkinos deli gibi. Orada. Sen de sana geleceğiz senin yanına başka bir de. Bir parti yapalım da. O kuzunun da tadı hala damağımızda kaldı o kuzu. Var ya tenekede kuzu. Kuzu çok da başarılı değildi. Değildi ama öyle bir de. Bizim ekip geldi. Nail abiler falan. Evet. İşleriyle geldiler. Tamam abi. Şey yaptım. Nefisti yani. Çekelim o zaman. Serhat'cığım senden güzel performans bekliyoruz bugün. Bol şans diliyorum o zaman Tuhal Başka sana da. Size de bol şans. Artık birinci, ikinci, üçüncü belli gördüğünüz gibi. Hak eden kazansın. Ben yarışmayacağım için. Ben ya şeyde... Şimdi sıralama önemli de şu üçlü tabloda üçümüz olsak. Tamam. Abi, ben yarışmıyorum ya. Abi, lütfen. Lütfen siz aşağıda kalın, ben yukarı. Vallahi tamam, üçe bir şey inersem boydan. Görünmem orada. Bunun birinci olması şart abi. bana madalyayı böyle takarlar. İnşallah orada hep beraber karşılaşırız. Hadi görüşürüz. Herkese Cumhuriyet Bayramı da kutlu olsun. Evet. Görüşmek üzere. Sing it.
Evet, zemin çok güzel. Adrasan'dan tuttuğum taze kalamarları getirmiştim buraya yarışmada kullanırız diye. Ölü yem serbest çünkü, canlı yasak. İnanıyorum ki o kalamarlar uğurlu gelecek, güzel bir av yapacağız. Ekip sağlam, tekne Sigal, motor Suzuki, yazımız Raymarin. Bir de balık, şöyle bir 10 kilo bir sinerit koyarsak şuraya güverteye, konu kapanır. Bir tane de 640 geldi yanımıza. O da Sigal'ın 640 modeli. Beraber av yapacağız bugün. Ama her şey o balığa bağlı. Evet, bugün 29 Ekim. O yüzden ayrı bir önemi var. Bugün bir balık tutup 29 Ekim'de şampiyon olarak almak istiyoruz. Sabah da zaten saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı yarışma. Mesut'u da buradan tebrik ediyorum. Güzel bir yarışma organize etmiş. Geldik. Dediğim gibi kalamarları taktık. Ufak ufak kalamarjik yapıyoruz. Halim abi elektrikli dayvasıyla ufak ufak aksiyonlar veriyor. Haydi. Aldım. Kasmayı da vurdum. Ha? Tabii. İnerinmez aldı ya. O yazanı aldı. Gitti. Var var, duruyor duruyor. Balon değil abi. Ha? Balon değil. İnşallah senin bir balon. Kafa bastırıyor değil mi? Yok balon. Balon. Yapma ya. Ooo. Benimki gibi bu. Bunu şey yapalım. Balon puandan sayılsa şampiyonuz şu. Nerede şey? Evet, bir iki tane vuruş aldık ama balık alamadık bugün. Balon balığı alabildik. Yarın ona da ödül varmış ama balık alanlar olmuş. Kuzu balığı alanlar olmuş, dip balıkları. Bekliyoruz şimdi ne gelecek. Bizim kısmette yoktu bugün. Her zaman yakalayacağız diye bir şey yok. Artık yarına diyoruz. İlk günü böyle kapatıyoruz Alanya'da. Ama hava nefisti. Çok keyifli vakit geçirdik teknede. Balıksız bir gün oldu. Balık olmayınca böyle biraz burukluk oluyor tabii. Balık keyiflendiriyor insanın, motivasyon yerine geliyor. Sabah erken çıkacağız, sabah suyunu. İnşallah yarın alırız. Bugünü burada kapatıyoruz. Yarın sabah görüşürüz. Sevgili dostlarım, günaydın, günaydın. İstanbul'dayız bugün. Pendik Marina'dan çıktık ve Ambarlı Limanı'na geldik. Bu bölgenin iyi ülfer yaptığını biliyoruz. İyi balıkçılardan sevgili Bora, o da bizle beraber zaten. Beraber geldik buraya. Dün taze zargana almıştım. Şimdi uzun oltayla ülfer avına başlayacağız birazdan. Ben böyle keyifli bir av yapacağımızı düşünüyorum. Bu birkaç gün. 4-5 gün sudayız. Uzun olta deneyeceğiz. 2 gün. 2 gün burada lüfere bakacağız. Yemimiz var çünkü. Ondan sonra Karadeniz'e çıkıp palamut ve çaparı ile lüfer denememiz. Geçen seneden biliyorsunuz çok başarılı lüfer avı yapmıştık çaparı ile. Bu sene onu tekrar denemek istiyoruz. Bakalım nasıl bir av olacak? Ben iyi bir av olacağını düşünüyorum. Lüfer biliyorsunuz herkesin sevdiği bir balık. Livarımızda canlı lüferleri yüzdürmeyi ben heyecanla bekliyorum. Şimdi yem keseceğiz sonra. Uzun oltalı şu şekilde bir tane hırsızımız var. Gördüğünüz gibi arkada da 3 tane birbirine bağlı iğnemiz var. Rapalı arkası yapıyoruz bu şekilde. Zarganamızı al, dipten 3 tane kurşunumuz var. Yavaş yavaş 100 lira 100 lira çekerek lüfer avına birazdan başlıyoruz. Fileto çıkarıyoruz. Biz fileto çıkarırken zarganın ben kuyruğunu da şöyle ikiye bölüyorum. Yani her filotoda bir tane kuyruk bırakıyorum. Yem işi önemli arkadaşlar zarganada. Bu şekilde. Haydi bize rast gelsin diyorum. Haydi bakalım. Gelsin bir lüfer. Atalım livara. Livarımız boş kalmasın. Evet. Balıkçı tekneleri burada. Kaç? 50 tekne oldu herhalde. Daha balık yemeye başlamadı. Yemeye başladım. Herkes tahmin ediyorum buradan. Bayağı bir lüfer toplayacak. Ben daha alan bir tekne görmedim henüz. Yani. Lüfer avı biraz uzun olta avı, ustalık istiyor arkadaşlar. Bir kere takımınızı mümkün olduğu kadar dibe yakın yüzdürmeniz lazım. Çünkü lüferler genelde kaşları yalıya yalıya dipte takılan balıklar. Çok havalanırsa takımınız, şu abi çekiyor galiba heyecanlı. Takımınız çok havalanırsa yakalama şansınız yok. Evet, abinin heyecanına bakılırsa bir lüfer alıyor.
Ben o coşkuyu gördüm o abide. Hop dedi, kaldırdı bir tane. Evet, ilk küperimizi gördük biz de. Evet, küper var şu. Hadi bakalım biz de bir tane alalım, açılışı yapalım. Geldi. Gel bakalım. Civarda bir balımız olsun istiyorduk. Civarda bir balımız oldu. Balımızı aldık. Yem de çok bozulmamış. Yani bir yemle iki balık alabilir miyim modundayım şu an. Diyordum ki cimrilik yapma dedim. Kendime bir an. Evet Serhat'cığım. İlk balımızı aldık. Doğru mu? Evet abi. Açılışı yaptık. Haydi ikinci diyoruz. Yarısı yok burada. Vur tasmayı. Vur tasmayı dedim, geldi. Vurduk tasmayı. Herdiye de selam olsun buradan. İğneyi çıkarayım derken hart diye ısırdaydım. Uzun zamandır lüfer avlamadığımı fark ettim, tamam. Geçen sefer de hep çaparıyla aldık ya, hiç uzun olta yapmadık. Evet. Namussuz ya. Yemiş. Yemiş. Elini de şeyi alamadım. Duruşu alamadım. Amma ve lakin iki balık az bugün. Biz ikişer lüfer yeriz bence bugün akşam. O yüzden bir iki tane daha tutmamız lazım. Günü kurtaralım önce. Sonra dip frizi kurtarmamız lazım. Ofis balık bekliyor. Ama şey, bugün ambarlı normal günlere göre çok verimli değil. Yani hiçbir tekne böyle doldur boşalt lüfer almadı bugün. Burnu'na geldik sevgili doktorum, Ambarlı'dan. Evet. Kalktık, burada bir 20-30 tekne var böyle yan yana. Dedik burayı bir hemen deneyelim. Hazır yemimiz var zaten. Sonra şeye çıkacağız, Yeniköy'e doğru çıkacağız. Orada çünkü balık yapıyormuş. Deneyeceğiz, bütün ihtimalleri deneyeceğiz. Bütün boğazı tarayacağız. Niyetimiz 2-3 gün, 4 gün, 5 gün av yapmak. Dediğim gibi Riva'nın Eşek Adası'na kadar çıkacağım. Palamut da deneyeceğim çaparıyla. Çaparıyla lüfer de deneyeceğim. Her şeyi deneyeceğiz, bakalım. Kıyı şeridini komple yüzmüşüm. Kanlıca'dan Çoklu'ya kadar bu arayı. Evet, çok pis diye doğduyum ama çocukluğum burada geçti. Sahilde balık da geçti. Herkes uyurken ben pazar günü burada sabah ilk okuldayken fırından sıcak ekmeğimi alır gelip burada kepal yakalardım. Her şeyi yakalardım. Yüzlerdim, dalardım. Derler ya, coğrafya kaderidir. Burada değil de Ankara'da doğmuş olsaydım ben, balıkla alakası olmayan bir adam olurdum. O yüzden doğru, coğrafya kaderindir ya. Deniz kenarında doğmuşuz.
Fatih'e de aşık olmuştu o gün. Evet sevgili dostlarım, şu an büyük hayal kırıklığı içindeyim. Çünkü Pendik'ten çıktık Ambarlı. Ambarlı'dan geldik ta Riva'ya. Eşek Adası'nın önüne. Burada bir tane kayık var. Abiyle de konuştuk. Sabahtan beri teklif almış bir tane. Burası da zayıf demek ki. Neden buraya geldim? 2 sene önce buraya gelip sabahtan öğlene kadar 120 tane lüfer yakalamıştım. Burası normalde çok verimli bir yerdir Eşek Adası, Riva. Burası da açalım bir yandan, çalışsın. Ne aldı? İnşallah palamut almıştır. Geliyor, geliyor. Şimdi bak, bunu salıyoruz ya, öbür taraftan yine toplayacağız şimdi. Tamam, birazdan. Bak, bir böyle, bir böyle, bir böyle, bir böyle. Bütün günkü hasılat bu. Zorunlu diyete giriyoruz Serhat'cığım, gördüğün gibi. Hep bir tane sarı kanatımız var diyeyim, lüfer değil artık bunlar. Daha fazla tutarız diyorduk ama maalesef tutamadık. Palamut da bize denk gelmedi. Sevgili Tolga, iki tekle çıktık yan yana. Aynı noktada, neredeyse aynı çapariler. Onlara harika torikler geldi, sürüyü denk getirdiler. Hep söylediğim şey işte bu, kısmet işi, bu balık işi. Garantisi yok bu balık işinin. Onlar bugün daha kısmetliydi, toriklerini aldılar gittiler. Biz neye atladık? Bir tane torik verin de akşam onu da tava yapalım demeye atladık. Bir tane de torik alsaydık bunların yanında bence harika olurdu. Poyraz'dayız. Beykoz'un çok güzel ilçe semtlerinden biri. Biz ufakken buraya halk plajıydı burası. Yüzmeye gelirdik. Şimdi bayağı büyük bir restoran olmuş gördüğünüz gibi. Denizin üzerinde masaları falan var burada. Böyle akşam gelip yiyip içmeye güzel, keyifli bir yer gibi duruyor. O yüzden biz bu akşam burada konaklayacağız. Denizimiz güzel. Karnımızı doyuracağız. Ondan sonra güzel bir uyku çekip sabah erkenden
yeni avlara doğru yelken açacağız. Yarın yeni avlarda görüşmek üzere diyorum. Günaydın sevgili dostlarım. Neredeyiz? Karadeniz'deyiz. Alamut kovalıyoruz, çaparımız elimizde. İlk gün ambarlıya gittik. O gün ambarlıda balık çok zayıftı. Oradaki herkes dedi, abi dedi, acayip balık vardı, bugün balık yok. Sonra biz buraya çıktık, ambardan telefon açtılar. Abi her yer balık demişler. Ulan dedim, lanetlendik mi biz yoksa? Biz nereye gitsek balık yok. Geçen hafta da burası full balıkmış. Yani her çıkan 100-200 palamut almış. Ama biz dün çok az balık aldık. Balık az maalesef. Ama ümidimizi kaybetmiyoruz. Hava çok güzel. Ben Kasım ayında İstanbul'da böyle bir hava inanılmaz, öyle söyleyeyim. Sabahın 7'si bizim donuyor olmamız lazım şu an. Dışarısı herhalde 20 dereceye yakın. Öğlenleri tişörtle, şortla falan oturuyoruz. Bayağı güneşli, güzel bir hava var. Hayra alamet midir onu bilemem. Bu kadar güzel havalar bizim için güzel geliyor ama bir yandan da kuraklık belirtisi artık. Kasım ayında havların soğumuş, yağmurların yağıyor olması lazım. Bugün avcılığa devam edeceğiz. Ben 2 saat falan yine Karadeniz'de dolanıp çaparımla Boğaz'a gireceğim. Aşağı kadar bir de Boğaz hattını çekeceğim çaparıyla. Palamut alamazsam da zarganalarımız var. Lüfer'e bakacağız. Yani Boğaz avcılığımız devam ediyor ama biz şöyle çaparımızı bir doldurmak, atacak bir lüfere denk gelmek istiyoruz. Boğaz'da herkes yaşasın istiyoruz. Denizdeyiz her zamanki gibi. Keyfimiz de yerinde. Hayır, iş görmek istemiyorum. Hadi bize rast gelsin.